Merhabalar. Yatırım ve Finansa hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün çoğunuzun çok seveceği, bir kısmınızın da hoşlanmayacağı bir video ile karşınızdayım. Çünkü konumuz ne? Konumuz bugün gerçek anlamda bakın real anlamda borsanın en potansiyelli, kat ve kat potansiyelli hisseleri inceleyeceğiz. Peki buraya kadar hoş. Niye bazen konuya gitmeyecek? Arkadaşlar, size bu videoda potansiyel sunuyorum. Güvenliği kesinlikle sunmuyorum. 3 hisse inceleyeceğim. Bu 3 hisse de arkadaşlar size zerre kadar güvenlik sunmayacak. Yani ...girecekseniz, yatırım yapacaksınız. Şunu diyemezsiniz. Yatırım yapın, bir şey olmaz. Yatırım tavsiyesidir. Güzel hisseler, para kaybetmezsiniz gibi bir şey benden duymayacaksınız. Yani ne kadar yüksek risk, o kadar yüksek para mantığında size 3 tane güzel daha yeni değerlenmeye başlamış hisseyi sunacağım. Zaten incelerken de anlayacaksınız piyasa değerlerinden. Bir de niye risk var arkadaşlar? Size şu anda hep çok küçük piyasalarına sahip hisseler buldum. Bak, Bir şirket tahtacılar izin vermemeye çalışsa bile yüksek payı halka açıksa mutlaka tahtlar o, bu hissede tahtacılık yapabilir. Örneğin 500 milyon TL değere sahip bir şirket. Arkadaşlar İstanbul'da her zaman aynı örneği veriyorum çok daha pahalı rezidanslar, çok daha pahalı villalar. Onun 2-3 kat eden yalılar mevcut. Yani öyle para yapmak çok zor değil tahtacı gruplar için. O yüzden tahta faaliyette yapılabiliyor. Önemli olan şekilde ortak olmak, uzun vadede karda tahtacının emeli, tahtacının amacı yok olur da tahtacı kısa vadede yatırır mı yapar? Kısa vadede batırır, kısa vadede arttırır arkadaşlar. Uzun vade çok belirtisi olmaz. Şimdi izninizle yavaştan başlamak istiyorum. Genelde pek duymadığınız 3 hisse. Arkadaşlar ilk hissemiz hangisi? San el mühendislik, elektrik, taahhüt, sanayi ve ticaret ağaçı. saneli çoğunuzun duyduğunu zannetmiyorum. Borsa işlem yapan daha düşük paylı hisselerden biri. Hisse değerimiz 318 milyon TL arkadaşlar. Dibin dibin fiyattan. Bakın çarpan değerleri yüksek ki bunların yüksek olan çarpanların düşük olmasının sebebi hem bir tık geleceğe fiyatlıyor arkadaşlar hem de buradaki geçen çeyreklerdeki faiz ve netgar düşüklükleri. Bir de burada bakın seçimi sebeplenen biri de uzun vadeli yükümlülüklerin düşük. Burada kısa vadeli yükümlülüklerin ve öz fazla olması. Bir de bunun yanında satışlarını arttırmış, brüt karını arttırmış, esas faaliyet kar artışı var, fark ve artışı çıkmış, net dönem kar artışı var. Son çeyrek bilançosu gayet yerlerinde. Dönen duran varlık artışı var. Borçlanma azaltılmış. Net borçlar arkadaşlar eksiye indirilmiş. Öz kaynak tarafında ise çok büyük bir artış söz konusu. 157 fiil dolaşım oranı var. Peki şirket ne yapıyor arkadaşım? Orasını anlatayım. Sanel mühendislik. 1000 KVA ile 10.000 KVA arasında kurulu elektrik gücüne sahip. Tüm tesislerin ihtiyacı olan enerji dağıtım, kontrol ve kumanda panolarının projelendirilmesi, imalatın ve bazı durumlarda tesis müsaitlerini gerçekleştiriyor. Bu iyi bir şey. Hissemiz arkadaşlar 2014 yılından bir yana 3 kere temettü dağıtmış bir temettü hissesi diyemeyiz şu anda. Kana tarafında ise 4 bölü 6 karlılık, 4 bölü 6 büyüme, 4 bölü 6 borçluluğu bize sunuyor. Hiçbir fonda yok ki böyle bir hisseyi kimse fonuna koymaz. Peki arkadaşlar niye fona koymazsınız? Sana söyleyeyim mi? Böyle bir hisseyi niye kimse fonuna almaz? Sana net bir şey söyleyeyim. Yarın bir gün senaryo kötü duruma girse, ekonomik darboğaza girse, kredi bulması çok zorlaşır arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki yarın bir gün Frodo kötü duruma düştü. Kim kredi verecek biliyor musun? Yapı kredi kredi verecek. Bir kere patronlar aynı. Tabii yönetimler farklı ama patronlar aynı. Yapı kredi kredi verecek. Başka kim kredi verecek biliyor musunuz arkadaşlar? Akbank. Belki karşıt firma. Sabancı Holding sonuçta. Ama kredi verecek. Ziraat kredi verecek. Garanti kredi verecek. Yurt dışındaki bankalar kredi verecek. En zor şartlar, bizim koçlarımız, savancılarımız, eleylimiz gibi büyük şirketler kredi bulur. Çünkü niye? Bankalar alır şekilde. şekilde. O kredi batsa bile bankaların alacağı bir sürü dönen duran varlık vardır. Bir sürü pay vardır, bir sürü e, mal vardır ortada. Ama sanal gibi firmalara çok fazla borç verilmez arkadaşlar. Çünkü battığı durumda çok fazla alacağı şey yoktur en kredi alana kadar bile bir sürü e, prosedürden geçersin. Ya yani bankalar peşinde gezmez sana borç vereyim, borç vereyim, borç vereyim diye. İstediğinde verirse arkadaşlar. Ayrıca sana gibi bir firma kesin evlisi teşkil eder. Hattılık iş yatırımı almış, başka kim satmış, deniz yatırım satmış arkadaşlar. Yani çok düşük de olsa HSBC'nin falan işlemi var ama çok çok düşük arkadaşlar. Çünkü yabancı yatırımcı pek fazla bu firmayla ilgilenmez, ilgilenmiyordu. Şimdi bu isimiz arkadaşlar sanerde burada baktığımızda veriler inşaat bayındırlık sektörüne göre yüksek FK'ye sahip, yüksek PDD'ye sahip, FD satışları iyi, FD fork yüksek, PDF FK'yı hisse başına kar düşük duruyor. Öyle ahım şahım bir kar durum yok arkadaşlar. Şu ana kadar da öyle ahım şahım bir karı bize elde ettiremedi. Teknik tarafta ise MACD pozitif, RSI nötr, CSA ve VIL negatif. Bakalım sanerimiz ne yapmış son yıllarda o kadar potansiyel bir hisse. Son yıllarda da, asıl potansiyel sebebi de son yıllarda biraz daha sabit kalması arkadaşlar. Bak. Hisse Ağustos'ta 23 TL'den 17 TL'ye kadar düştü. Şu an tekrardan bir artış potansiyeli bulunduruyor. Hatta geçmişinde bakın Ocak aylarında hisse 20 TL'den düştü. Tahta faaliyetinin olduğu bir hisse. Sadece buraya bakarak ve tahta faaliyet ne olduğunu arkadaşlar rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bir anda çıkarmışlar, bir anda düşürmüşler bizim de amacımız arkadaşlar o bir sonraki bir anda çıkarışı e, tutdurmak Mesela buradan hisse mesela nasıl, ne zamandan? Mayıs 2021'de 370 olan hisseyi veya burada. Mayıs 2022'de 4.70 olan hisseyi burada 26 çıkardılar değil mi? Daha da yukarı çıkarma ihtimalleri var. Bizim bir sonraki yükselişi yakalamaya çalışıyoruz. Risk var mı? Sonuna kadar var bakın. Tekrar ediyorum çünkü çok önemli. Yani yarın bir gün çünkü tanıyorum ben. Mesela alacak, zarar edecek. Demiş Nak, demiş Ben sana burada potansiyel hissi tanıtıyorum. Tavsiye falan değildir. Açık açık konuşayım. Hani tavsiye verdiğim, tavsiye çok yakın dediğim oldu daha önce. Mesela geçmişteki halk Onların çim biliyorsun Onlar daha çok tavsiye yakın şeylerdi. Ama burada riskin çok yüksek olduğunu sana defalarca kız anlatıyorum. Şimdi sana inceledik böyle bir hisse. Tahta faaliyetinin bol olduğu bir hisse. Diğer hissemiz arkadaşlar daha güvenli sayılabilecek, daha potansiyel bir hisse. Ne? iş girişim, sermayesi, yatırım ortaklığı AŞ. Yani son çeyrek bilançoda çok çok iyi bir tablomuz yok açıkçası bakın. Son çeyrek bilançosu bir tık düştü. Ama geçen seneye göre satışlarında, bürüt karında, esas faaliyet karında, faaliyetinde ve net dönem karında artışta söz konusu. Birinci ve ikinci çeyrek iyiydi. Çarpan değerler ucuzun da ucuzun arkadaşlar. Bereş çarpan değerlerine sahip burada. Dönen varlık artışı var. Duran varlık sabit kalmış. Finansal borçlama düşmüş. Net borç düşmüş. Öz kaynaklar sabit kalmış. Burada yıllardır temettü alışkanlığımız yok. Zamanı dağıtı da şu anda temettümüz yok arkadaşlar. Hisse kime ait? İş yatırım menkul değerler. AŞ 129'luk paya sahip. Türkiye İstisnai Kalkınma Bankası TSKB yani %16'sına sahip. Anadolu'nun Türk Sigorta şirketi %6. Türkiye'de önce geçirme vakfı %5'ine ait. Kaynak tarafında ise 2 bölü 6 karlılık, 3 bölü 6 büyüme, 6 bölü 6 borçluğa sahip. Fon pozisyonu tarafında ise sadece iş yatırımının bir tane fonu da var arkadaşlar. Peki niye böyle? Bu hissemize sadece 1.8 milyar değere sahip bir şirket. Öz kaynak oranı da sahip. Peki biz niye iş, iş girişini buraya koyduk arkadaşlar? Arkadaşım bu bir iş şirketi. Yani içeriden, içeriden pay alınması, lot alınması, işler yerine bir gün lot almaya kalkarsın veya sermaye arttırma giderlerse bedelli veya bedelsiz. Bu hissemize büyük artışlar olur arkadaşlar. Ben herhangi bir iş hissesine her zaman güvenirim. Özellikle böyle bir iş hissesine her zaman açıkçası bir tık daha güvenim var. Bu üç hisse arasında bence en az riskli hisse iş GYS'e değir, iş girişimdir. Hissemize baktığımızda şu anda... Çarpan değerlerine baktığımızda mali kuruluşlara göre, girişim sermaye satım ortaklıklarına göre uygun. Piyasa uygun. FD satışları uygun. FD uygun. PD FK'sı uygun. Bir o kadar da hisse başına karı iyi. Gerçi burada 6 bölü 6 puan alıyor. Mükemmel bir durum var arkadaşlar. Şöyle veri çıkmadı. Yani 1000 TL'de ise bir 6 ayda büyük bir kârda. Ben gerçekten İSKS'yi beğendiğim bir hisse burada. Yani çok da fazla çok fazla iş tercihi yaptı. İş yap söyledi söyledik, iş ben söyledik. Bu da kuvvetli bir hisse arkadaşlar. Zamanında da 2.30'lardan arkadaşlar bu hisseyi 29'a çıkardılar. Bakın olmaz diye bir şey yok. Temmuz'dan bizim bu ocağımıza kadar 11 katıp da 12 katlık götürdüler bu hisseyi. Belki de daha fazla bakın net kontrol edeyim şurada. Nisan 2018'de 1.5 TL'ymiş. Burada veya mesela burada Mayıs'larda 13 demiş. Burada 2.5 demiş Kasım'da. Yani büyük bir artış arkadaşlar. Biz yaptık. Gördük. Ve sonrasında geri düşürdüler. 27'den hisse burada 7'lere kadar geri düştü. Şu anda ise geri tekrardan çıkıyor. Ve öyle büyük potansiyel yapmadı. Tahta fayda olan bir hisse. Ama gerçekten en karlı potansiye sahip hisselerden biri arkadaşımız. Yani bunu da söylemezsem ama da yani Risk almak istiyorsan, iş hissesi seviyorsan, mantıklı bir hisse olabilir kendisi. Peki, Arkadaşlar iş GS'yi de inceledik. Diğer hissemiz hangisi arkadaşım? Seyitler Kimya Sanayi AŞ. Yine bakın bunların hepsinin projeleri sağlam bu arada. Son çeyrekte net karını arttırmış. Ama geçen iki çeyrekte zarar eden bir hissi. Bununla beraber de fiyatı birazcık sabit kaldı. 688 milyon TL değere sahip. Öz kaynak oranı ve kısa vadeli yükümlülük gayet iyi. Çarpan değerleri ortalamanın bütün üzerinde de olsa kabul edilir. Ben arkadaşlar bu hisseleri neye göre seçtim? Öz kaynak durumları, proje, proje potansiyelleri, mevcut projelerin durumu, sektör durumu gibi birçok veriye göre seçtim. Yoksa sana şuraya yapardım ki full satış olanları koyardım. Sana her zaman söyleyeyim ki satışı olan firmalar her zaman sana kazandırmaz. Potansiyel satıştan ibaret değildir. Potansiyel projeden ibarettir. Gelecekte projesi olan şirket potansiyel şirkettir arkadaşlar. O yüzden niye bana burada zararlı olan şirket gösterdin deme. Zararlı zarar olan şirket de bazen potansiyeldir arkadaşlar. Hatta belki de zamanında mesela bazı şirket evet tahta hisseleri full zararda gösteriyor kendini. 100 kat gitmiş, 150 kat gitmiş, 200 kat gitmiş hisse. 250 kat gitmiş. Hala o fiyatlar duruyor, inmemiş de aşağı. Burada dönen duran varlık artışı söz konusu. Finansal borçlanma ödenmiş, net borçlar ödenmiş. Öz kaynak artışı var arkadaşım. Bir de fark etmişsinizdir. Hisselerimizin hepsinin borç olan iyi hisselerden seçtim bakın. Hiçbir öyle borç sıkıntısı yok. Yani gelecekte bize borç sıkıntısı çıkarıp batacak bir şirket seçmemeye çalıştım. Yani batabilir diyorum ama ya, yani borç sıkıntıları yok arkadaşlar bu 3 şirketin. Ona göre özen gösterdim seçmeye. Şimdi bunun %15 hedef girişim sermayesiyatının ortaklığına ait. Diğer %10'u Namık Kemal Gökalp'a ait arkadaşlar. Ki şirketin yöneticisi de Namık Kemal Gökalp arkadaşlar. Gerçekten veya şiirsever sever babası varmış arkadaşın. Yani patron. Ziya Gökalp, Namık Kemal ortaya karşı bir şeyler yapmışlar. Karne tarafında ise 3 bölü 6 karlılık, 3 bölü 6 büyüme, 6 bölü 6 borçluğu var. Arkadaşlar burada aynı zamanda 2006 temettü atmış ama temetsiz olmadığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bedelsiz temettü oranı var bizim bu Temmuz ayında. Takas tarafında ise haftalıkta vakıf çıkarken Osman yatırım, ziraat gibi bankalar girmiş. Fon pozisyonları ise yine hiçbir fonun portföyünde bulunmuyor arkadaşlar. Ee, rakip analizine baktığımızda ise birçok rakibi var. Bunların yanında belki de belki de en düşüklere sahip diyecektim. En düşüklere sahip olan buymuş. Gerçekten potansiyelli bir ne diyor? Sağlık kuruluşları, yani tıbbi plasterler, ilk yardım bantları, yara örtüsü, kapsi konu rom, rom ürünlerin imalatları arkadaşlar kimya kuvvetli bir alanda iş yapıyor gerçekten. Para olan da arkadaşlar. Ee, daha birçok alanda oraya yazmayı unutmuşlar. Daha birçok da projesi var. Ben sesini incelemiştim. Burada şimdi seyitler gibi yani seslenme baktığımızda ise burada kendi sektörüne göre FK'sı yüksek, PDD'si uygun sayılabilir, p fena değil, FD satışları yüksek, FDF yüksek, PDI FK'sı yüksek hisse başına kar düşük bir hisse. Yani gelecekte özel yine pandemi durumunda, sağlık durumunda artabilecek hisselerin başında geliyor. Hissemiz son 6 ayda arkadaşlar burada veriyormuş. Son 3 ayda arkadaşlar endekse göre düşük kaldı. Bu da bizim için daha iyi aslında artmamış bir hisse. Seyitler kimliğe baktığımızda ise burada bakın. Yine Mart ayında yükselmiş düşmüş. Burada hisseyi 9.36'dan 2'lere kadar çarpmışlar. Geri 8'e çıkarmışlar, geri düşürmüşler, geri yükseltmişler Şu anda 6.88 civarında. Hala düşüp bekliyor. Bir tık daha düşüp ele verir arkadaşım. Ama bakın Ağustos'ta 1.30'dan bu hisse 9.53'e çıkardılar. Endeks artma dönemde. Yani bu hisse böyle bir tahta hissesi hala yüksek potansiyele sahip olduğunu size söyleyebilirim. Kesinlikle çok yüksek bir potansiyele sahip bir hissemiz kendisi. Burada 977'lere kadar çıkmış tekrar gelme ihtimali ve daha ileri gitme ihtimali var. Ama bakın. Ben dedim elinden geleni borç oranı, öz kaynak oranı, gelir oranı iyi seçmeye çalıştım. Ama bu hisselerden birini alacaksan diyeceksin ki evet ben risk alıyorum ya batacağım ya çıkacağım diyebilmen lazım arkadaş. Onu da şimdiden size söyleyeyim. Bir de bu aralar bir tane daha hisse var beğendiğim arkadaşlar. Geleceğini güzel buldum ki bunu ekstradan koyuyorum. Bu çok kat kat artacak hisse değil. Bu aralar Asus'u seviyorum. Evet borçlanması yine fazla ama bu aralar Anadolu Isu tarafında bir artış potansiyeli bulunuyor hissemizde. Gelir tabloları falan gayet yerli yerinde. Ki bu hisseden öyle büyük bir kar beklemeyin. Bakın 20 milyar TL piyasalarına sahip. Çok fazla artmaz. Ama bakın bunu ekstradan koydum. Bu hissenin de gelecek potansiyeli var. Asus'un da arkadaşlar. Öyle beğendim bunları analiz ederken bak benim çünkü analiz sürecim uzun sürüyor genelde. Yani analiz ederken gözüm kaydı Asus'un verilerine de. Asus'un da güzel bir solunu açıkçası görebildim. Biraz da şirketine baktım. Fena bir hissemiz değil. Arkadaşlar sizlerle beraber çok istediğiniz gerçekten real potansiyelde kat ve kat 20 katlar 30 katlar potansiyele sahip 3 hisse inceledik. Benim cihazım bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.